Emre'yi kim öldürdü? Bilmiyorum abla. Öldürüldü mü? Abla onu gösteriyor. Ne Yani şu gösteriyor? anki Sence hani... Emre arkadaşın senin öldürüldü mü? Abla bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Öldürüldü. Öldürüldü. Çok net. Onu da %100. neden öyle söylediğimizi biraz onu İlerleyelim. açıklayacağız onu. Hı. Yani Bu yumruk yiyip hani sersemleyip oradan yukarı çıkabiliyorsun ya. Benim kardeşim oradan çıkamıyor muydu mesela? Öldürüldü. Öldürülmeseydi benim kardeşim de oradan çıkardı. Belki de sen de yardım ettin Kerim'e. Ben Abla şunu sormak orada istiyorum sana buyur Tolga. abi. O 20 lira para aldım diyorsun ya. Neden aldın o parayı? Uyuşturucu almak için Hayır. Para aldım, almadım. Emre de benden para alıyordu. Ben de Emre'den para alıyordum. Tezgah oradaydı. Belediyenin orada. Ben ondan para istedim. O da bana para verdi. aşağıda bunun için siz kavga etmediniz Hayır. mi? Ben Emre'yle hiçbir şekilde orada... Yalan konuşuyorsun Tolga. Yalan konuşmuyorum abi. Hiçbir şekilde ben... Bak ben Emre geldi. Emre'nin peşine Kerim geldi. Hatta Kerim Irmak'ın aşağı tarafından geldi. Bizim geldiğimiz taraftan gelmedi. Dur şimdi niye Irmak... oraya sürekli aynı şeyi söylüyorsun? Şimdi ben... Onun ne önemi var ki? Geliyor yani. Ta, o, ona geldi geleceğiz. Şu videoları ve ekranlara getirelim. O, o gece öncesinde yani saat... Şimdi senin o yumruk yediğin an, yumruk yemedim, kafa yedim diyor kafa abi. Neyse işte kafaya attığı an, senin o çıktığın anlar saat gece saat 24 gibi falan o civarda. Senin o görüntüler de var. Senin o görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Yani 2 saat içinde aslında 2 saat öncesi her an çok kıymetli ve çok çok önemli. Tabii. Çünkü adım adım ölüme gittiği dakikalardan bahsediyoruz maalesef. Şimdi diyor 2 ekranlara gelsin. Şimdi bu görüntülerde saat 22.11'de Emre Zübeyda'nın meydanında görünüyor kardeşiniz. 22.12'de de Kerim de 1 dakika sonra meydana geliyor. Bu Meseret Sokak istikametine gidiyor. Ama ayrı ayrılar. Beraber değiller. Yani kardeşiniz o sırada aslında Kerim de çok da fazla yan yana gelmek istemiyor. Evet. Evet. Ayrı ayrı uzak duruyorlar değil mi? Doğru mu görüyor? Evet. Anlıyorum Doğru ben. doğru. O akşam zaten bir mekanda oturdukları dedikleri yer orası Didem Hanım. Orada zaten Kerim Emre'nin ona alkol almasını istiyor. Ücretinin de ödemesini istiyor. Emre o an onu kabul etmiyor. Ben diyor gidiyorum diyor ve oradan çıkıyor. Yani oradaki olay dedikleri şey aslında bu. Yani Emre o an onun ücretini karşılamamak için ben gidiyorum buradan diyor. Gidiyor ve Tolga'nın yanına gidiyor Emre. Ağız oradan münakaşası çıktıktan sonra. Yaşıyorlar. Evet. Çünkü evet. Kavga yok yani. Yani kavga yok. Yok. Hani yok, öyle kavga birbirlerine yok. Girecekleri bir durum yok orada. Zaten. Şimdi şöyle bir. Emre çok emin adımlarla geliyor. Çok da sakin. Böyle şey yani hiçbir madde almış gibi durmuyor. Durmuyor. İçki de içmiyor. Emre hızlı yürüyor. Emre hızlı yürüyor. Şimdi, Emre normalde de öyle hızlı yürür. Evet. Kerim'i bir getir. Kerim gelsin şimdi Aslı. Aynı videonun Kerim bölümünü getirelim. Arkasından da şimdi Kerim gelecek. Şimdi Kerim sallana sallana geliyor. Sanki biraz da gidip gitmemekte kararsız. Yani Emre'yi takip ediyor havası da var gibi geldi bana. Hani arkasından geldiğini görmesini çok istemiyor gibi hissettim ben. Evet, sanki burada bir şey kullanmış gibiyim ben anlamadım sallanıyor ama. Biraz sallanıyor biraz. Sallanıyor biraz. Böyle çok böyle şey yürümüyor. Sallanıyor gibi. Evet, elinde de bir şey var, bir şey içiyor. Ben şimdi, Tolga'ya bir şey sorabilir miyim? Sor Bilim tabii Hanım. Ki. Şimdi o akşam Emre'nin öldürüldüğüne inanıyor musun? Yoksa Emre'nin kendini o sudan atma gibi bir şansı var mı? Bence yok abla. Sence yoksa emniyete geldiğinde ifade vermek için gireceği sırada abla Emre'yi suda aramayın. Emre sudan çıkmayacak diye neden emin konuşuyorsun benimle? Ben düşme bir ihtimalinin olmadığını söyledim Tınaztepe abla. Adlı bir şahıs bak, var Didem Hanım. Ha, nasıl? Alper Tınaztepe diye birisi var. Tamam. Bizi devamlı Irmak'tan uzak tutmak istediğini söylüyor. Yani Irmak'a bir türlü hiç kimse evet. gidip de bakmıyor. Tolga Irmak'ta değil, Irmak'ta aramayın.
ettim diyor. Yani yanıltıyorlar sürekli. Yanıltıyorlar. Evet, aynen yanılttılar. Sen Emre'nin oradan düşme ihtimalinin olmadığını biliyorsun. Biliyorsun. Sen o akşam ilk ifadende ben kardeşimin arkasındayım ve Emre'nin bulunmasını istiyorum niye demiyorsun? Neden söylemiyorsun bunu? Cevap ver Tolga. Biz Emre'nin kaybolduğu zaman beraber de Ferhat abiyle falan aradık. Sen ertesi gün olay yerine geri döndün mü? Ben sadece Emre'nin oradan düşme ihtimalinin olmadığını söyledim. İfaden uşakta ki ya öyle bir yer yani. Bize. Abi ben nereden bilirim Emre'nin ben ama şey değilim ya. Ben Emre kayıp dediniz. Onu soruyorum sana. Bak ertesi gün Emre'nin biz kayıp olduğunu öğrendik. Ben Emre'nin orada Irmak'ta düşme ihtimalinin olmadığını olay söyledim. Olay yerine geri döndün mü? Nereden bilebilirim Emre'nin ben Irmak'ta olduğunu abi? Delilleri yok etmek için. Abi delilleri yok etmek için değil. Ben Emre'nin orada düşeceğini hani bilemezdim. Ben o darbe yedikten sonra ben oradan çıktım gittim. Zaten Emre orada düşmedi. Şunu bir idrak eder misin? Emre oradan ırmağa düşmedi. Emre ya öldürüldü, atıldı ya canlı o suya atıldı. Emre öldü, Tolga öldü. Öldü ya. Emre öldü. Evde gitti. Abla bana gitti. Sadece sorduklarında ben düşme ihtimalin orada düşmediniz. Ben sana sordum. Benim kardeşim nerede Tolga dediğimde, benim kardeşimi ırmağa mı attınız dediğimde abla Emre'yi ırmakta aramayın. Emre gelecek dedin bana. Beni niye kandırıyorsun ya? Ya da emniyete gidip de benim evet. kardeşim oradan çıkmadı. Emre'yi ırmağa da atmış olabilirler diye niye ifade vermiyorsun? Ya da düşmüşler. Biz Emre'yi kaç gün boyunca aradık? Aradık deme. Aradık deme. Ben aramadım Ferhat abi. Ben de gelmedim size. Destek vermedim abi. Ferhat abin evden alıp da gel. Ben destek vermedim mi abi size ırmak kenarında? Ya Tolga onu bir düzeltelim. Sen yalan konuştun Tolga. Ben mi yalan konuştum abi? Sen yalan konuştun. Sen zorla geldin Tolga. Niye yalan konuştun? Zorla mı geldin? Ben sana Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne git, Emre'nin düşmüş olabileceğini ifadesini ver dedim. Hatta Kerim'e de aynısını söyledim. Siz çıktıktan sonra ben Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne girdim. Abi arama kurtarma ekipleri geliyor mu dedim. Kardeşim dedi yanındaki insanlar dedi ırmağa düşmüş olabileceğini söylemiyorlar ki dedi. Nasıl dedi arama kurtarma ama ekibini abi, göndereyim dedi. Ama abi ben nereden bilebilirim? Onlar benden ben sonra orada kalıyorum abi. Ben darbe yedikten sonra ben oradan bu çıkıyorum çocuk gidiyorum abi. Bu çocuk beni arardı. Murşit. Bu çocuğun başına bir iş geldi. Bu çocuk ırmakta. Çarşamba Emniyet Müdürlüğü'ne git. Böyle söyle. Dedin mi demedin mi? Dedin de abi bak. Dedim sen hiç. Abi. Bak bana ben yaşadıklarımı anlattım. Ben orada Emre'nin kaybolduğuyla ya da Emre'nin ırmaktan çıkacağını bunu kimse bilemezdi. Sana şunu sadece sunuyorum. Ben de bilemem. Ben de nereden bilebilirim? Murşit'le görüştün mü? Murşit'le görüş. Hayır görüşmedim. Bu orada kavga oluyor. Çıktın hayır, gittin diyorsun. Murşit'le görüştün görüşmedim. Mü? Dün telefon bağlantısında Murşit Tolga'yı 2 saat sonra gördüğümde burnunun kanadığını gördüm. Dedi. Telefon kayıtlarında var. Bir daha arayın sorun. Çıksın zaten. Canlı birazdan çıkacak. Birazdan Murşit de çıkacak. Benim şahitlerim var abla. Senin şahitlerin benim şahitlerim var. Tamam. Nereye gittiğime dair şahitlerim var. Şimdi, tamam Murşit neden o akşamdan Ebru Hanım o akşamdan görü Tolga. Görüntüleri ekranlara getirelim. Video 3'ü. O video 3'te...